karası değil kömür karası. Böyle kazanılır ekmek parası diyen Zonguldaklı hemşerilerimizin memleketinde nefis tariflerin izinde lezzetli tavsiyelerimiz başlıyor. İşte malzemeleriyle bayağı uğraştığımız tavuklu börek tarifi geldi çattı. Levrek dediğimiz vakit aklımıza bastonlar gelir. İnanılmaz bir kültürdür. Levrek bastonda en meşhur model, motif evet. Elinizdeki yılan. Yılanlıdır. Efendim Zonguldak Kilimli'deyim. Çok güzel bir manzara eşliğinde doğadaki mucizeyi anlatacağım. Arılar. Burada farklı bir mucize daha var. O da kestane ağaçları. Yüz karası değil kömür karası. Böyle kazanılır ekmek parası. Diyor Orhan Veli. Veli abi çok düşünceli gördüm seni. Turgay Bey seni gelecek diye yumurtadan tavuğu kestin. Efendim güzel köyümüzde çok geleneksel bir tarifim var sırada. Malay tarifi vereceğiz. Zonguldak Devrek'te Dedeoğlu Mahallesi'ndeyim. Çok güzel bir kooperatifimiz için buradayım. Bir de baktım ki kendimi böyle hurma bahçesinde buldum. Ne yapıyorlar acaba ablalarımız diye. Hayriye ablamız ve Özge Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Çok tamam, teşekkürler. Hasatın sonuna geldin mi Hayriye abla? Evet, yetiştiniz. Bu zamanında yeşil olanlar artık diyorsunuz ki bunlar da kırmızılaşmıştır. Evet. Vakti gelmiştir. Olgunlaşıyor. Çünkü biz pekmezlerimizi şekersiz yaptığımız için iyice olgunlaşması şekersiz lazım. Şekersiz mi yapıyorsunuz? Evet, şekersiz. Yani dalında tatlansın. Evet, evet. Evet, dalında. Çok keyifli bir meyve. Son yıllarda bolca yetiştiriliyor artık. Tüm Batı Lif Karadeniz'den, Doğu Karadeniz'e kadar. Lif oranı çok yüksek bir meyvemiz. Lif oranı, C vitamini o yüzden çok açısından faydalı. Evet, çok faydalı. Tüm vitaminler var onda. İnanılmaz evet. Bir meyve. Şimdi toplayalım evet. Biz bunları. Evet, biraz toplayalım. Biraz daha toplayalım ki. Toplayalım Turgay Bey. Bizim pekmezimize bayağı lazım herhalde. Evet, evet. Soyacağız mı sonra bunları? Bunların şu göstereyim hemen. Şuradan alıyorum makasla. Tabii, evet. Böyle buralarına zarar vermeden. Buralarını temizleyip evet. Kazanımıza atıp kaynatacağız. Bütün. Evet. Kabuğu. Bütün halde. Bütün onu halde sonra biz işlemden geçireceğiz. Evet. Eziyoruz. Evet. Bu kaynadıktan sonra zaten tülbent, temiz tülbentlerimizden evet. Süzdüreceğiz. Ondan sonra tekrar pekmez aşamasına geçeceğiz. Suyunu yani kaynatacağız. Kabuğundaki vitamini de alıyorsunuz. Evet. 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 Bence doğru bir iş yapıyorlar. Soymaya gerek yok. Şimdi toplamaya gerek var ama. Bunları evet. Toplayalım. Ardından kazanların başına gidelim. Karşınızda Turgay, Hayriye, girdik hurma için bahçeye, evet. Geldik hurmayı pişirmek için haneye, başına. Kooperatifteyiz. Hayriye Hanım'la başladık pişirmeye. Burada su kaynıyor. Evet. Suyu bayağı kaynattık. Topladığımız hurmalar ezildi hafif. Evet, tepelerini aldık. Temizledik, zaten yıkadık. Zaten kendini bırakıyor, öyle evet, pişiyor. Aha, evet, evet. Olgunlaşmışlar. Evet. Onu buraya göndereceğiz. Ne kadar vakit pişer? 2 saat pişireceğiz kazanlarda. Odunları o zaman şöyle evet, sıklaştıralım. Evet, odunlarımızı fazlalaştıralım. Odunumuz var, var. Ha, odun, yeteri kadar odun var. Çok var, çok şükür. Şimdi birleştiriyoruz. 2 saat pişecek, özdeşleşecek, koyulaşacak. Ardından tülbentle süzülecek. Evet. Sonraki aşamaya geçeceğiz. Şu an hayretler içerisinde Özge Hanım'a ve tavaya bakıyorum. Bu renk nasıl olur? Kaynaya kaynaya oluyor Turgay Bey. Yani o turuncu renkten bordo, tam evet. Bordoya dönmüş. Evet.
daha da saydamlaşacak mı? Daha... Aynen öyle ve koyulaşacak. Koyulaşacak. Evet. Buradaki işlem ne kadar sürüyor? 3-4 saati buluyor. Allah'tan odun var. Evet. Çok şükür. Yani pekmez efendim yoğun olarak böyle bayağı uzun vakitler pişirmeniz gerekiyor. Bazı pekmezler 8-10 saat pişiyor yani. Evet. Dahası da belki vardır. Daha fazla sürer. Ama cennet hurması bu şekilde hazırlanıyor. Bu aşamadan sonra soğutulup mu kavanozlara koyuluyor? Yok. Yoksa sıcak mı? Sıcakla kavanoza koyuyoruz. Azıcık kavanozların buharı çıktıktan sonra, evet. Kendi buharı çıktıktan sonra kapaklarını... Basınç yapmasın diye. Evet, kapaklarını kapatıyoruz. Hanım yanında bazen sos yapıyoruz da domates sosları falan. Evet. Sever beni çalıştırmayı, oradan biliyorum. Zor oluyor ama onları kapatmak sıcak falan ya. Biz azıcık alıştık, elim alıştı. Siz alıştınız. Evet. Elinize sağlık. Şimdi bunu tamamlıyoruz. Biraz soğuduktan sonra kavanozların kapağı kapatılıyormuş. Yanında bir şeyler oluyor. Hadi hamur işine bağlanalım. En sevdiğimle birlikteyim. Yufkalar. Evet, babaannelerimizin, anneannelerimizin dizlerinin dibinde, köyde, ilçede, onlar tandır başındayken biz bunlar hazırlansın diye beklerdik böyle. Çok ince açıyorlar burada, yani incecik böyle çıtır çıtır. Bütün aşaması önemli. Yoğurmasından tutun, açmasından, pişirmesini, hatta böreğini yapmaya bile bağlı. Börek yapacağız mı? Tabii ki. Tavuklu börek yapacağız size. Onun için bunlar. Börek üstü tavuk. Onun için onun hazırlıklarını yapıyoruz şimdi. Hem börek hem tavuk. Evet. Börek üstü tavuk hazırlayacağız. Evet. Bir de köy tavuğu. Köy tavuğu üzerine. Köy yufkasıyla. Köy yufkasıyla. Şu sesi duyuralım mı? Evet, kıralım. Bir de yerken ne oluyor onu gösterelim efendim. Yerken de şöyle bir ses oluyor. Bu keyfi yaşamanızdır. Hem çok lezzetli hem de yemesi çok keyifli. Çocuklara cips yerine bunu versinler. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Hazırlıyoruz yufkalarımızı. Ardından börek tarifimize geçiyoruz. Süper bir tarif. Malzemeleriyle bayağı uğraştığımız tavuklu börek tarifi geldi, çattı. Yufkalar burada. Çıtır çıtır yufkalarımız hazır. Ama hep çıtır çıtır kalacak mı bu tarifte? Hayır. Nazmi ablam. Kalmayacak. Bilgileri ondan alacağız. Evet, kalmayacak. Nazmi abla, bu tarif sevilir mi? Çok sevilen bir tarif mi? Özel zamanları var mı? Aynen öyle. Bu Devrek'te bizim bu tavuklu böreğimiz geleneksel yemeğimiz. Bir misafir geldiği zaman hiç başka yemeklerle uğraşmayız. Bu. Hemen, evet. Diğer hemen bunu kızartırız. Üzerinde tavuk. Buzdolabımızda kültürümüze bekletiriz bu tavuğu. Yufka her zaman hazır olduğu için yufkadan ne oluyorsa çok lezzetli oluyor. Bunu yumuşatacak mıyız? Yumuşatacağız. Önce nasıl? Önce bir ıslayacağız. Yağmur mu yağdıracağız? Yani onun gibi bir şey. Yani onun gibi bir şey. Isıdıktan sonra biraz kabaracak. Bekleyecek. Evet, bekleyecek. Sonra buna döşeceğiz. Şimdi çok tavuk hazır. Evet. Tavuğun da suyu hazır. O da lezzetlendirecek. Suyumuz hazır. Şu yufkaları bir güzel yumuşatalım. Bir ıslayalım. Islama diyoruz biz buna. Böyle böyle. Yağmur yağdırıyoruz. Aynen böyle böyle yağmur yağdırıyoruz. Arkasını önüne. O şimdi içecek suyu çekecek. Kabaracak. Ve ilk yapıldığı güne dönecek aslında. Bir de taze yufkalarımız baksanıza. Aa, çok daha güzel. Yeni yapıldı aslında. Aynen. Bütün kış bekleyecekti. Program gelmiş yapmayalım da, yani bu dedi. Bu da sizin nasibiniz. Teşekkür ederiz. Nazmi oldu sanki evet, şiştiler. Aynen kabardılar. Güneşte. Evet bayağı ne kabardı. Kadar güzel, ne kadar şimdi güzel. Ne yapacağız? Şimdi tepsimize, bakır tepsimize güzel gelen döşeyeceğiz böyle. Bunlar kızaracak mı? Tabii ki kızarmadan yenmez. Çok güzel olacak hem de çıtır yani, çıtır. Onu göndereceğiz köze. Közde. Orada kızaracak. Orada güzelce gelen kızaracak. Afiyet neden edeyim. Böyle yarısını kenarda bırakıyorsun? Bunun özelliği böyle. Biz böyle döşüyoruz. Böyle sonra gördük. Katlayacak mısın üzerine? Tabii ki katlanacak. Tavuklar nereye gidecek?
tavuklar en üstte. Bu kızardıktan sonra en üstte tavukları koyacağız. Böyle koyamayız. Yani şimdi bunu gidip bir közde bu işlemlerin ardından kızarması arkalığını pişmesi gerekiyor. Çift kızar diyelim mesela. Ardından tavuk suyu. Onu da arasına da koyacağız, üstüne de tavuk suyu koyacağız. Şimdi arasına tabii, da koyacağız katlarca. Tabii. Çünkü lezzet veriyor onun arasına tavuk suyunun yağlı. Bak özellikle yağlı. Köy tavuğu olduğu için yağ kısmı. Bunun arasına koyduğumuz zaman çok güzel oluyor. Biz tamamlıyoruz. Çalışıyoruz Nazmiye ablayla. Ardından bir diğer tescilli lezzete geçeceğiz. Yani bu coğrafi işaretli. Gerçekten herkesin çok sevdiği o beyaz baklava. Şu an kaynağındayız. Onun tarifini vereceğiz. Nuray abla gelecek. Nazmiye Hanım'la birlikte efendim o tarifi vereceğiz size. Ayrılmayın. Geldi tescilli lezzete. Beyaz baklava. Evet. Bembeyaz baklava hazırlayacağız. Çok meşhur. Bu kadar ceviz, Nuray abla bize bir yıl yeter yahu. Yağlı bir cevize benziyor. Evet. Lezzetli ceviz, bir cevize benziyor olur. Nazmiye evet, abla. O yüzden cevizli baklavamız da meşhurdur. Şimdi biraz açtık. Çok hızlı kuruduğu için bu havada. Evet. Bayağı ince açıyorsunuz bunları. Evet, aynen. Şimdi biz devam edeceğiz açmaya. Kaç katlı olur Nuray abla bu? Bu 60 kat oluyor. Tabana kaç tane kat atacağız? Ceviz öncesi. Biz 15 tane koyuyoruz abi. 15 tane evet, koyuyoruz. 15 tane koyuyoruz. Yani zemini sağlama alıyoruz. Evet. Ceviz temelini. Altında yanmasın diye 15 taneye döşüyoruz. Evet. Sonra cevizimizi koyuyoruz. Bir 10 tane daha koyuyoruz. Yine ceviz. Bir 10 tane daha ceviz pazı. Yine ceviz. Sonra üzerine 20 tane pazıyı koyup sonra kapak. Evet, bir de 3 tane duvağımız var bizim onun üzerinde. Hı. Duvak yapıyoruz. Sonra kesiyoruz. Yağlayıp fırına giriyor. Şimdi bu kadar ince açılıyorsa hamurunda ne var Nuray abla? Hamurunda yumurtamız var, sirkemiz, limon, un, tuz. Sen kıyır kıyır olması için de her şeyi yapmışsın bu arada. Hem ince açılması için hem de ağzımızda dağılıp gitmesi için. Güzel de tereyağıyla yağladığın zaman. Mis. Başlayalım mı? Başlayalım. Bayağı kat açmamız lazım. Cevizleyelim katları, kapağını hazırlayalım. Ardından pişmeye gidecek. Nerede pişecek Nazmiye abla? Fırınımızda içeride. Fırında pişecek, evet. Sonra şerbetlenecek. Taş fırın fırınımızda. Ekmek de yapıyoruz o fırında. Baklava pişiriyoruz. 4,5 saat, 5 saate yakın pişiyor bu baklava. Oo. Tabii. Hazırı var mı? Var, olmaz mı? Size ikram ediyoruz. İyi haber aldık o zaman, teşekkür ederiz. Hem de kaç tepsi var içeride. Dün yaptık. Süper. Var birazdan mı? Tadacağım efendim ama şu aşamaları size detaylı bir şekilde biz anlatalım. Buyurun, izliyoruz. Hamurlar, cevizler, fırın, şerbetlenme. Bakalım neler olacak. Efendim, köy yaşam merkezimizde kooperatifimizin üyeleriyle, hanımefendilerle beraberiz. Ellerinize sağlık. Hatice ablacığım sağ olun. Çiğdem Hanım, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz güzel tarifler için, geleneksel lezzetlerimiz için, tescilli değerlerimiz için. Ne kadar da güzel duruyor o baklava orada.
Şimdi böreğimizi de hazırladık. Tavuklu böreğimiz işte böyle ihtişamlı bir tarif. Misafirler geldiğinde efendim şöyle biraz masa dolacak değil mi? Evet. Gözde evet, doyacak. Evet. O yüzden böyle tarifler var. Bunlar bence Osmanlı Saray Mutfağı'nda da olan tariflerdi. Sizler hala bunu yapıyor, yaşatıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Orada kömeç. Kömeç mi deniyor böreği? Evet, kömeç. Cevizli kömeç. Arkadaki de kömeç o zaman. Hayır, kabaklı börek. Kabaklı kömeç denmiyor mu? Hayır. Börek. Börek. Tatlı. O tatlı. Kabak tatlısı. Karadeniz bölgesinde bol bol buluyoruz onu. Aynen. Çok da severler. Yani bol lifiyle efendim sağlıklı bir tatlı. Aynen. Bu tenceredeki ürünümüz nedir? O lahana mancarı. Mancar mı? Evet, mancar. Kara lahana sarmamız. O da cevizli lahana sarmamız. Buranın meşhur. Cevizli meşhur yani. Cevizli tabii. Reçel ve marmelat çeşitlerimiz de var. Şu an bal arıları oradan tadına bakıyorlar. Hazır ben anlayayım diye efendim hurma dizmişler etrafına. Evet bu hurma pekmezi. Bu kuşburnu pekmezi. Evet aynen. Marmelata. Çok teşekkür ederiz. Biraz hazırladığımız ürünlerden hafif tadalım. Bu böreğinden alayım ben. Hatice ablamı çalıştırayım. Fark edildi mi suratım? Gerçekten çok güzel. Tabii tavuk suyla pişiyor, ıslanıyor. Soğuk suyla pişiyoruz kızardıktan sonra közde. O ya bir de odun ateşi meselesi var ya o köz meselesi. Aman yarabbim. Tepsimiz de bakır oluncu. Ya. Bakır tepsimiz. Pişmesi yani daha güzel oluyor. Tavuk. Aman çok güzel pişmiş. Afiyet olsun. Şuradan bir tane de böyle bir baklava tadalım. Tek baklava. Şöyle ortasından damatlara veriyorsunuz ya tam böyle o tepsinin ortasından. Değil mi Çiğdem abla? Tam ortasından. Tam sıcak da tabii şimdi. Göbeğinden. O kadar güzel ki şerbet oranı nasıl güzel içine çekmiş. Bu kadar şerbeti çekip de her katında bu çıtırlığı koruyabilen azdır. Yani hem hamuru hem sizin elleriniz hem üşenmeden açmanız onu tek tek makine kullanmıyorsunuz. Elle açıp gönderdiklerinizde böyle bu efsane. Boşuna almamış tescili, boşuna gerçekten almamış coğrafi işareti. Devrekli hanımefendileri, hala üreten herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hatice ablacığım ellerinize sağlık. Sizleri tanımaktan dolayı çok mutlu olduk biz. Devreğimizde, köy yaşam merkezimizde sizlere çok güzel tarifler verdik. Hanımefendilerle çok güzel konuları ifadelendirdik. Bu güzel manzaralar eşliğinde efendim. Bakalım sırada ne var? Efendim devrek dediğimiz vakit aklımıza bastonlar gelir. Evvela inanılmaz bir kültürdür. Yaşayan insan hazinemiz sevgili Tansel Işık ağabeyimle beraberim. Yıllar önce yine hasbihal etmiştik. Devrek bastonlarını anlatmıştık ama çok yol kat edilmiş. Evet. Tansel abi nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Baston yani devrek bastonun özelliği nedir? Diğer bastonlardan onu ne ayırıyor? Devrek bastonun başkenti evet. Türkiye'de. Bunun birçok özelliği var. Bir tanesi kızılcık ağaç. Evet. Hani derler ya kızılcık sopası yediniz mi? Bu. Biz şanslı bir bölgedeyiz. Yani Türkiye'nin kuzeyinde ormanlarıyla meşhur bir bölgede yaşıyoruz. Ham madde sıkıntımız yok. Allah'a yok, Allah'a şükür. Yok. Peki desen olarak ve yapılış yöntem olarak, motifler olarak ayıran nedir? Şimdi bu kadar sağlam baston için yaratılmış olan bu ağaç uzun bir yapım süresi var. Bazı baston var, belli aşamalardan sonra bir günde, iki günde yapabiliyorsunuz. Bazı bastonlar var bir haftada, bazısı bir ayda, bazısı altı ayda belki. Ama kızılcık ağacından bir bastonun yapım süresi en az 2 yıl. 2 yıl? Tabii. Ormandan, o zaman eğiliyor, bükülüyor ve çalışıyor. Tabii ormandan kesiyorsunuz sadece Kasım ve Aralık ayında ve ondan sonra en az 1,5-2 yıl kurumaya bırakıyorsunuz. Son şeklini alacak kuruyunca. Tabii.
Ama son şeklini almayacağız. Onu siz vereceksiniz. Onu biz vereceğiz. Isıl işlemini mi yapıyorsunuz? Tabii. Hem ağaca ısıtıyorsunuz, fırınlara düzeltiyorsunuz. Tabii tek el yordamıyla düzeltiliyor. Ondan sonra... Kaç bin kilometrede bir bakıma sokmamız gerekiyor? Bu şimdi kilometre yapıyor böyle. Tabii. Baston da bir ayakkabı gibi bakım ister. Ha, geliyorlar mı amcalarımız? Tabii geliyorlar. Yani gelip gelirler. Şuna bir bakım alalım. Bunun tesviyesi bozuldu. Tabii bozulur, verniği bozulur. Tabii... Ayakkabı gibi. Bir kültür ya. Ayakkabı gibi. Bakacaksınız bastonunuza. Koleksiyonerleri vardır. Özellikle getirirler. Bir de size hiç baston hediye edildi mi bilmiyorum. Bana genç yaşımda bir baston armağan etmişti bir dostum. Önce yadırgadım. Yani dedim daha yani gencim. Bu bir temennidir dedi. Bir kültürdür. Bunu kullanacak kadar uzun yaşa anlamı vardır. Bir gence armağan edilirse baston. Evet. Böyle de güzel bir anlam var. Yani genç kardeşlerim birbirinize baston armağan edebilirsiniz. Bu dünyadaki en güzel ömür temellisi sizin için. Tabii. Ayrıca bizim Devrek Baston'da en meşhur model, motif baston gövdesinde işlenen elinizdeki yılanlıdır. Bakın bu. Bunu böyle gördüğünüzde bu Devrek usulü oluyor işte. Yani şu başlık kısmı size anlatamam. Artık yani ben geldiğimde herhalde 10 çeşitli, şimdi yüzlerce çeşidi var. Orada kobralar bir şey yapmaz değil mi? Yok, ısırabilirim. Arkanızda ukalemanlar, iguanalar var. Burada kurt, kartal, aslan başlar var. Görüyorsunuz artık sanatla buluşturuluyor. Hatta ötesinde mesela Eskişehir'den lüle sanatçılarımız baş kısımları için buradan gövdeyi istiyorlar. Evet. Yani sapları kendi yapıyorlar lüleden. Bu sanatları da artık çarpıştırıyorlar, yani birleştiriyorlar diyebiliriz. Dediğim şöyle, yani biz de tabii bu 3-4 çeşitten, bugün yüzlerle ifade edilen çeşitte baston yapıyoruz ama bunu yaparken birçok farklı sanattan da etkileniyoruz, paslaşıyoruz. Onlar da sizden etkileniyor. Tabii Çin'i, özellikle Çin'de kullanılan desenleri baston üzerine nakşediyoruz. Efendim biz yaşayan insan hazinemiz sevgili Tansel Işık'a çok teşekkür ediyoruz, kıymetli ağabeyime. Onunla her zaman sohbet ve bu çalışmalar çok keyifli oluyor. Siz de devreye geldiğinizde sevdiklerinize iyi temennilerde bulunmak istiyorsanız özellikle genç arkadaşlarınıza birer baston edinin. Çünkü baston, kızılcık ve diğer ağaçlar burada dile geliyor adeta. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Lezzetli tavsiyelerimize bu güzel çeşitleri sizler izledikten sonra devam ediyoruz. Cuma'da Ahmet Beyoğlu köyündeyim. Bu güzel mahallede sizlere hamur işleri tarifi vereceğiz. Çok güzel. Veli abi çok düşünceli gördüm seni. Turgay Bey, seni gelecek diye yumurtadan tavuğu kestim. Efendim Zonguldak Kilimli'deyim. Çok güzel bir manzara eşliğinde doğadaki mucizeyi anlatacağım. Arılar. Burada farklı bir mucize daha var. O da kestane ağaçları. Onların ikisi bir araya geldiği zaman çok güzel iş çıkarıyorlar efendim. Kestane balı. Şifa kaynağımız. Çocuklarımızın azıcık böyle boğazları ağrıdığında ya da biz rahatsızlandığımızda hemen bağışıklık sistemimizi böyle olması gereken seviyeye taşıyıverirler. En hızlı çözümlerdir. Bahsedeceğiz. Muhteşem bir aileyle tanıştım Kilimli'de. Sevgili Muhammed, kıymetli eşi Sevgi Hanım, Muhammed'in ablası Nagihan Hanım, annesi orada, Meliha teyzem bizim için kestane yapıyor, kestane kebap yemesi sevap diyor. Konu kestane ve bal olunca efendim, arıların tam ortasında sizlere anlatıyoruz. Biraz önce Sevgi Hanım bana dedi ki, yer altındaki dedi elmas kömürse Zonguldak'ta, yer üstündeki elmas da kestane balıdır. Gördüğünüz gibi simsiyah parlıyor. Kestane balı biliyorsunuz her şeyle bir
Şifa. Evet. Bu şifa olduğu için de biz bunu bütün dünyaya çok rahatlıkla tanıtmamız lazım. Londra'da neler yaşandı? Londra'da çok güzel şeyler yaşandı. Gururumuz oldunuz orada. Madalyaları görüyorsunuz. Dünyanın en iyi kestane balı seçildi. Bu güzel ailenin ürettiği ballar. Tabii ki ekip arkadaşlarıyla beraber, arılarla beraber. Şimdi burada tabii ki kestane balımız var. Arı sütümüz var. Burada şu an saklıyoruz. Soğutucuların üzerinde saklıyoruz evet, şu an bunları. Arının en değerli ürünleri arasında. Ve güneş de görmemesi lazım. Hızlı bir şekilde hemen bu ürünleri benim anlatmam lazım size. Çok fazla güneşte kalmaması gerekiyor kavanozların. Biz de evde muhafaza ederken karanlık bir yerde. Karanlık, arı sütünü de buzdolabında muhafaza etmemiz lazım. Balları ise normal güneş görmeyen, ışık görmeyen rafta saklayabiliriz. Polen için? Polen buzdolabında, artı kısmında durabilir. Şimdi karışım yapalım mı izleyicilerimize? Tabii. Sonra belki ben Melih ablamın yanına giderim. Kestane kokuları gelmeye başladı. Sanki Sultanahmet'teyiz şu an. Geliyorum Melih abla, sabret. Önce ne hazırlayalım? Önce şu arı karışımlarını, yani kestane balıyla ilgili. Bakar mısınız önce? Antioksidan değeri bakımından dünyada birinci sıradadır kestane balı. Çok faydalı. Kestane zaten birebir faydalı. Onun çiçeğinden, özünden aldığı o muhteşem karışımla elde ettiğimiz bal insan sağlığı için en önemli ürünlerden biri, gıdalardan biri. Kestane balımızı döküyoruz. Bakın rengi. Üzerine arının çiçeklerden getirdiği polen. Karışımı şifa gönderiyoruz. Kaynağı. Bu artık tamamen daha faydalı hale geliyor değil mi? Kesinlikle. Bu da protein kaynağı ve amino asitler olduğu için insan sağlığında çok faydası var. Hatta biz şöyle deriz. Arının en değersiz ürünü biz baldır olarak geçer. O kadar yani. Yani ondan sonraki değerli ürünleri vardır. Polen, propolis, arı sütü, arı ekmeği. Bunlar çok çok şifalı. Düşünseniz bir de hepsinin bir araya karıştığını. Tamamen mucizevi bir ürün oluyor. Kış öncesi, havalar soğumadan önce sizlere iyi haberler vermiş olduk efendim. Evet, şimdi ne katıyoruz? Ondan sonra propolis. Propolis de arı... Sıvı? Ha. Çözülmüş saf propolis bu. Bir kavanoz bala 30 gram. Propolis küçük. Yalnız kırmızı. Ama etkisi çok fazla. Küçük olarak görmeyin bunu. Her damlası şifa. Ondan sonra da ana arının besini olan arı sütümüz. İşte bu ona aslında değişim geçiriyor ya. Muhteşem bir varlığa dönüşüyor ana arı. Hani içinden seçiyor onu. Bu Cumhurbaşkanınız diyor ya da bu şu diyor, ekibin diyor başkanı, o birdenbire değişmeye başlıyor. O değişimi aslında en çok da arı sütüyle yapıyor. Vücudu değişiyor, boyutu değişiyor, özellikleri değişiyor. Yani ana arıyı ana arı yapan bir gıda. Karıştırıyoruz. Ve karıştırıyoruz. Arının 4 tane mucizevi ürünü. Çok fena görünüyor Muhammed. Bunu ne kadar tüketiyoruz? Bunu sabah kahvaltıda öneriyoruz genelde. Sabah kahvaltıda hani bununla oranlar yüksek olduğu için tatlı kaşığı tüketebiliriz. Çocuklarda ise çay kaşığı. Evet, ölçülü tüketiyoruz ama düzenli tüketiyoruz. Ve bunu buzdolabında tutmamız lazım. Şimdi bunu kestaneyle nasıl buluşturuyoruz en önemli kızım? Melih teyze! Közleniyor burada. Közleniyor. Bir de Hamdi amca vardı, Muhammed'in babası, kıymetli eşiniz. Geliyor buradan, alıyor gidiyor, geliyor alıyor gidiyor. Bahçeyi geziyor. Evet. Çok da dinç görünüyor. Evet. Kestaneler pişti galiba. Evet. Hamit amca, kestaneler bitti galiba. Gel gel. Biraz önce bahsettiğim Hamit amca. Kestaneleri alıyor gidiyor geziyor. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol, iyiyim. Sağ ol dostum, sağ ol. Asıl balcı geldi galiba değil mi? Nasılsınız? İyiyim elhamdülillah. Maşallah. Kestaneler güzel. Güzel. Bal da güzel. Bal da güzel. İkisi bir araya gelince? Daha güzel. Şöyle bir Hamit amcamla kestane ve bal keyfi yapalım. Eline evet. Sağlık. Gel sen de gel. Gel. Gel Hamit amca. Bakalım ne oluyor? Oo, güzel de pişti. Çok emek sarf ettik Melih teyzemle biz bu kestaneler için. Evet, şimdi kestane ile balı nasıl buluşturuyoruz? Balı nasıl buluştururuz? İzleyelim. Hemen şöyle. Yok canım. Evet. Doğrudan içine mi? Direkt doğrudan içine. Ve bunu kaşıkla. Bu kış diyorsun, grip yok sana.
Efendim ben kaşıkla davranıyorum artık. Çok güzel görünüyor. Kaşığımızı alalım. Bu böyle tüketiliyor mu sizin çocukluğunuzdan tabii, beri bu şekilde? Tabii tabii. Biz her sabahleyin çaya bal koyuyoruz. Yani hiç şeker kullanmayız hep. Yani. Şöyle göstereyim. Balıyla beraber. Hı hı. Yani çaya da tabii, bal. Tabii çayı ballar içiyoruz. Ilık, ilık çay. Tabii sıcak ilık, olmayacak. Sıcak oldu mu değerler benim yok oluyor. Benim çocukların hepsi ballan büyüdü yani. Her sabahleyin bal. Çayda kesene bal. Balın tadı nasıl? Süper. Bu şekilde deneyin kestane balınızı kestaneyle. Mevsimi geldi efendim. Artık mis gibi kestane kokuları evinizde yapın. Sıcak sıcak onları bir araya getirin. Efendim tabii ki poleni de deneyeceğiz yani. Ama Zonguldak merkeze ben buradan herhalde koşarak ineceğim. Ben yolu tarif ederim. Yolu tarif etsem bana Bayazlı gideceğim çünkü. Tüm arı ürünleri var içerisinde çünkü. Bal kaşığıyla deneyebilir miyim? Ben sana 5 tane kaşık gönderiyorum tabii yerine. Tabii deneyebilirsiniz. Çünkü dedi ki içindeki mineraller gidiyor. Bu şekilde denememiz lazım. Yiyorum Hamit amca. Afiyet olsun. Aa, ne şahane. Ve Japonlar her sabahleyin arı sütü, polen yer. Her sabahleyin kahvaltıda yer yani. Bak gözlerim çekik olmaya başladı. Ben gidiyorum. Hem de koşarak. Görüşmek üzere. Karası değil kömür karası. Böyle kazanılır ekmek parası diyor Orhan Veli. Efendim Türkiye'de ilk ve tek hayata geçirmiş bir projedeyim. Zonguldak Maden Müzesi'ndeyim. Türünün ilk örneğidir. 2016 yılında ziyarete açılmış. Efendim madenciliğin 200 yıllık geçmişine, tarihine ışık tutuyor. Çocuklarımız, gurbetçilerimiz, şehri dışarıdan ziyarete gelen ziyaretçilerimizin mutlaka uğradığı bir müzedir. İçeride dünyada üçüncü olmuş bir maket var. Hem yer altını hem yer üstünü anlatan, madenciliğin nasıl yapıldığını ifadelendiren çok güzel çalışmalar var. Teknolojinin nimetlerinden de faydalanılmış anlatımlarda. Madencilikte kullanılan alet ve edevatların anlatıldığı, yine açık havada 7 dönümlük alanda da bu taşımacılıkta, bu madenlerin taşınmasında yardımcı olan raylı sistemler ifadelendiriliyor. Aynı zamanda şehitliğimiz var. Şehitlerimizi de saygı ve minnetle anıyoruz. Tüm madencilerimizi tekrar hatırlıyoruz. Onların isimlerini taşıyan projeler var. Yine bu 7 dönümlük alanda. 1000 metrekarenin üzerinde bir alan içerideki müzemiz. Gerçekten hem yakın hem uzak tarihe ışık tutuyor. Aslında 200 yıllık madencilik geçmişi aynı zamanda Zonguldak'ın da geçmişine, tarihine, sosyolojik ve ekonomik olarak ışık tutuyor. Buraya geldiğinizde mutlaka ama mutlaka bu müzemizi sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla ziyaret edin. Tavsiye ediyorum. Şimdi ben sizler için öyle yapacağım. Bu güzel müzeyi ziyaret edeceğiz. Buyurun. Çay Cuma'da Ahmet Beyoğlu köyündeyim. Bu güzel mahallede sizlere hamur işleri tarifi vereceğiz. Çok güzel. Hem de manda kaymağı, tereyağı yani mandadan ne üretiliyorsa sütünden onlarla alakalı havadisler var. Çok güzel manzara eşliğinde. Hava da güzel. Gülhan Hanım, Feride Hanım, Naciye ablam orada. Daha ne yapalım efendim biz sizin için? Ne yapacağız bundan? Bunu açıp, yağlayıp
tekrar rulo şekline getirip bir daha açacağız. Evet. O zaman katmer gibi. Bizde gözleme diyorlar. Gözleme deniyor. Bizde katmer deniyor, evet. Başka bölgelerde de katmer deniyor. Ben de bayılırım sadesine, sadece yağlı olanına. Ama ne yağı bu? Ne yağı? Manda yağı. Manda sütünden yapılmış tereyağı. Evet, manda sütünden yapılmış tereyağımız bu. Bence en lezzetlisi. Şimdi bunları açacağız bayağı. Ardından yağlayacağız. Evet. Bu yağ işte bakın. Yağ burada. Tereyağımızda. Sonra bir daha rulo yapıp tekrar keseceğiz. Hayır. Bir daha rulo yapıp yazıp tekrar pişireceğiz. Pişirdikten sonra. Evet, biçten sonra keseceğiz. Yani bekliyor orada ablam. Tabii. Evet, işlemleri halledelim. Ateşe gönderelim. Üzerindeki taşın üstünde pişecek ve çok lezzetli olacak. Arkada bir şeyler oluyor. Tenekenin içindeki tarifimize şöyle bir göz atalım bakalım. O teneke ve etrafındaki ateş neden ısınıyor, neden yanıyor? Ela abi çok düşünceli gördüm seni. Tolga Bey seni gelecek diye yumurttan tavuğu kestim. Bu arada hoş geldiniz köyümüze. Hoş bulduk. Çok mu yumurtluyordu? Evet. 3-5 yumurtluydu ama o da gitti. Niye öyle yaptın? Tembellerinden bulamadın mı şöyle sadece gezenlerden? Tembeller uyanık çıktı kaçtı. Kaçtı? Ya. Tembeller uyanık. Latife ediyoruz ama evet içinde bir tavuk var bildiğiniz gibi. Buranın tavukları kaç dakikada pişiyor? Ya şimdi bu tavuğuna göre değişiyor. Büyüklüğüne, kilosuna göre. Evet. 5 dakika, 1 saat. Normal değil mi? Evet. Böyle soslama falan var mı? Soslama da var. Normalde altına tepside koyuyoruz. Tepside koyuyoruz. Patatesler, biberler, domatesler yani, orada oluyor. Pilav da oluyor. Ama genelde bu şekil istiyorlar. Sade. Sade değil mi? Daha iyi olur. En güzel. Yanına domates, soğan, biber. Yalnız bu usulün enteresan bir tarafı aşırı lezzetli oluyor. Evet. Hava alamıyor tenekeden. Hava... Ateşi de uzaklaştırıyor ya teneke. Evet. Sadece tenekenin ısısıyla yavaş piştiğini düşünüyorum. Aynen öyle. Bir de şu var. Yağı akıyor. Ne hiçbir şey kalmıyor. Bakalım mı? Bakalım. Çok mu çene çaldık acaba? Yanmış mıdır? Tavuk var mı içinde? Bakacağız. Şansınız ona çıkarsa ya tavuk çıkacak. Ya da kömür, elmas. Zonguldak kömürü çıkacak karşımıza. İnşallah bir şey çıkmaz. Bakalım açalım. Bakalım. Evet. Oldukça sıcak teneke şu an. Açıyoruz. İnşallah yanmamıştır. Nar gibi kızarmış. Eline sağlık Veli abi. Bak, dumanı üstünde. Süper pişmiş. Biraz daha böyle kızarmasını istersek belki burada biraz bekletilebilir. Biraz daha olduğu zaman kupkuru oluyor. Kurutmayacağız değil mi? Kurutmayacağız. Bu şimdi yağı da aktı. Daha da kızardığı zaman kuruyor. Hala akıyor ya altına. Evet. Eline sağlık. Hazırlıyoruz, birazdan tadacağız. Veli abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim Zonguldak Çaycuma'da Şehirler Köyü Ahmet Beyoğlu'ndayım. Ve Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği Başkanım Sayın Memduh İnan beyefendiyle, ağabeyimle beraberim. Başkanım nasılsınız? Allah'a bin şükür. Sizler nasılsınız? Vallahi çok iyiyiz. Şöyle güzel İyi bir gördüm sizi. Tabiatta böyle mandaların izindeyiz bugün. Neden? Manda sütü. Bir efsaneden bahsedeceğim size. İnanılmaz bir büyükbaş. Yetiştiriciliği giderek azalıyor. Başkanım ve onun gibi düşünen herkes ona sahip çıkıyor. Şimdi arkamızda diğer bahçelerde de var. Oldukça fazla burada manda. Bu bizi çok mutlu etti. Çünkü çok az görüyoruz artık Anadolu'da. Farklı bir ırk ve güzel bir ırk aslında. Özgürlüğüne düşkün galiba biraz mandalar. Evet. Böyle tabiatta özgürce dolaşıyorlar. Çamuru seviyor, suyu seviyor. Biraz haylaz. Sütü neden bu kadar güzel? Şimdi bizim mandamız Anadolu mandası. Yöremiz otlak yöre. Sürü yayılır.
otlar. Akşama eve gelir sütünü verir. Ne zellet, kadar süt verir? Zellet de burada. Bizim Anadolu mandamız olduğu zaman en çok 3 kilo. Her alışta 3-4 evet, litre üç, gibi. Üç, sabah akşam. 3 litre falan. Sabah akşam 3 litre falan. Zaten kalitesi de buradan geliyor. Azdır ama özdür. Özdür. Yani çok kaliteli bir süt veriyor. Çok kalitelidir. Şimdi insan vücuduna deneylenmiş, çalıştaylar yaptık. Hocalarımız manda sütünden kolesterol olmadığı için insan vücuduna 16 kalem madde yararları var. Neler üretiliyor manda sütünden? Şimdi manda, yani katma değeri nedir? Manda sütünden tereyağı yapılıyor, evet. Kaymak yapılıyor, peynir yapılıyor. Yoğurt var. Dondurması yapılıyor. En meşhur çaycımanın patente alınmış manda yoğurdu. Üstünde bu kadar kaymak olur. Kaymak 2 santim, 3 santim kalınlığında olur. Zaten meralarımızın otlarından mı, suyundan mı bu kaymakların böyle hızlı olması, sütlerin de verimli olması buradan doğuyor diyoruz biz. Çaycıma yoğurdu şimdi değil. Ta dedelerimizi dedelerinden gelme meşhur. Türkülere vesile olmuş bir yoğurt. Size çok teşekkür ediyorum Memduh abi. İyi ki varsınız. Ben teşekkür ederim. Şöyle köye doğru geldiğiniz gidelim. Için. Bakalım neler buyurun. Yapılıyormuş, neler pişiyormuş. Manda sütü ne işe yarıyormuş? Evet efendim, buyurun. Efendim başkanımızla anlattığımız şımarık mandaların sütünden yoğurt yapacağız. Hülya ablamız. Nasılsınız Hülya Hanım, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şimdi yoğurt mayalamanın inceliklerini anlatacağız. Evet. Genç hanımefendilere, beyefendilere. Evet. Zaten annelerimiz biliyor nasıl tabii yoğurt yapılacağını. Tabii biz de annemden öğrendiğimizi biliyoruz. Neye dikkat etmek lazım? İnek sütüyle manda sütünü mayalamak farklı mı? Aralarında çok bir fark yok ama manda sütünü çok iyi kaynatmak gerekiyor. Bayağı kaynatacağız. Evet, güzel kaynatarak da. Sabırla böyle... kaç saat pişer manda sütü? Sütü. Ya bir 45 dakikada falan, 45 dakika. Bir saat 45 dakikada güzel bir kaynatırız yani. Bak ne kadar onu taşırmadan olur. Dikkatli bir evet, şekilde. Evet, başında hep bekleriz çünkü taşma tehlikesi oluyor kaynadığı genelde zaman. Genelde taşıyor. Evet. Var onun tüyoları. Evet, bekliyoruz onu. Taşmaya karşı. Sürekli karıştırırız. Evet. Karıştırırsanız bir şey olmaz. Burada yok. Elimde de mayası var. Yani bir önceki yoğurt da burada. Evet. Aslında manda yoğurdu, karbeyazı çok lezzetli olacak. Bol kaymaklı olacak. Evet. Belli bir miktar soğutmamız mı gerekiyor? Evet, bunu bir yarım saat, bir saat soğuması dinlenecek. Gerekiyor. Evet. Yani elimizi yakmayacağı sonra. Derece elimizi yeterli mi? Elimizi yakmaması derecesi güzel. Buramızla bakıyoruz biz. Elimizi yakmıyorsa o ısı bizim için tamamdır. İyidir. Evet. Vücut ısına yaklaşacak, eli evet. De yakmayacak. O evet. Isı iyidir. Peki evet. Bir şey daha soracağım. Tabii ki. Ben yoğurdum biraz ekşi olmasını istersen. Yoğurdun ekşi olmasını beklersen bu yaptığımız mayaladığımız yoğurdu birkaç gün dolapta bekletirsek ekşir, yani hafif. Ekşir. Evet. Neden zamanla... öyle seviyorum bilmiyorum. Bilmiyorum, biraz daha böyle ekşi yoğurt seviyorum. Ekşini seviyorsanız evet bunu biraz peki mayalarken değişir mi? Hafif sıcakken mayalarsan ne olur? Hafif sıcak mayalarsak yoğurdumuz katılmaz. Katı olmaz. Cıvık olur. Evet. Ama bu ekşiliğini tatlılığını etkilemez. Etkilemez. Sadece kıvamını etkiler. Evet, kıvamının iyi katı olması için derecesini ayarlamamız gerekiyor. Isısını daha güzel ayarlamamız gerekiyor. Isı her zaman standart. Tabii. Eli yakmayacak evet, derecede evet, olacak. Evet, biraz gerekiyor. Bekletirseniz birkaç gün dinlenirse o hafif ekşiyor zaten. Evet. Öyle sevenler için. Biz böyle biliyoruz. Biz o zaman bekleyeceğiz. Hafif soğuyacak. Evet. Mayamızı katacağız. Biraz sonra. Böyle bir kere herhalde karıştırılacak bir iki evet, kere. Evet, kaşıkla karıştıracağız. Sonra? Sonra mayalamış oluyoruz. Kaplarda saklayacağız. Evet. Kaymağını alacağız. Kahvaltılarda kullanacağız. Afiyetle yiyeceğiz. Peki malay nasıl yapılıyor onu merak ediyorum. Şimdi oraya gideceğim. Sana mayayı teslim ediyorum Hülya abla. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Kolay soğuyup gelsin. Mayalanırken ben de size malayı anlatayım. Görüşmek üzere Hülya abla. Görüşürüz. Kolay gelsin. Efendim güzel köyümüzde çok geleneksel bir tarifim var sırada. Malay tarifi vereceğiz. Yine işin içinde manda sütü var tabii ki. Emine ablacığım nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok iyiyiz. Emine ablacığım çok severler mi bu yemeği öncelikle severler. Burada? Severler. Burada genelde yaşlılar eski yemek olduğu için
Yemesi yaşlılar, de kolay. Evet. Çünkü yumuşak bir yemek. Yumuşak yemek olduğu için dişlerini de incitmiyor, evet. Ağızlarını da incitmiyor. Genelde yaşlılar daha çok severler. Hatta yemiyorlar, yutuyorlar evet. Onlar onu. Çok güzel. Peki malayın içinde neler vardır, malzemeler neler? Malayımızın içinde mısır unumuz, evet. Manda sütümüz, manda kaymağımız, kavrulmuş, evet. Tuzumuz ve şekerimiz. Başka su suyumuz. Su ne için kaynıyor? Suyla kıvamlaştıracağız. Mısırın oraya evet. Gidecek, evet. Suyu çekecek, içecek. Evet. Pişireceğiz. Böyle patlayacak değil mi? Evet, lav gibi. Evet. Ondan sonraki işlemler ne? Ondan sonra piştikten sonra kıvamını aldıktan sonra ocaktan alacağız. Evet. Bunu kaşığımızla, suyumuzla. Şekil vereceğiz. Evet. Köfte gibi. Evet. Onları tek tek atacağız içerisine. Kaşık şey gibi, kaşık helva gibi. Evet. Yani göndereceğiz. Tek tek kaşıklayacağız. Tuz galiba suyun. Onunla birlikte suya gidecek evet, değil mi? Evet, suyuna koyacağız. O tuzlu evet. Ama üzeri şeker. Şekerli, sütlü, kaymaklı. Bir yemek olacak. Oldukça doyurucu olacak. O zaman başlayalım hazırlamaya. Başlayalım. Önce unu, tuzu evet. Bir güzel tencereye gönderiyoruz. Tamam. Buyurun. Emine Hanım çalışırken, malayları hazırlarken ben de üzerinin çiğini hazırladım. Evet. Yani kaymağı kızarttım. Böyle karamel rengini aldı. Şimdi size teslim ediyorum. Şimdi önce şekerimizi önce şeker koyacağız. Mi? Evet. Önce şekerini kaşığımıza alalım. Atıyoruz, üzerine serpiyoruz. Önce şekerimizi koyuyoruz. Sonra? Sonra kaymağımızı koyacağız. Buyurun. Ve sunuma hazırlanmış oluyor. Daha da lezzetlenerek efendim. Birazdan güzel köyümüzün birçok lezzetiyle karşınızda olacağım. Ayrılmayın bakalım neler var. Efendim Şehler Köyü'nde Ahmet Beyoğlu Mahallesi'nde sizlere güzel tarifler verdik. Güzel vakit geçirdiğimizi düşünüyoruz, umut ediyoruz. Hanımefendilere çok teşekkür ediyoruz. Birlik Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Misafirperverlikleri için çok güzel yemekler hazırlanmış yine. Bu bizim günlerimizde. Her zaman bundan kısırırız. Her zaman kısırsız bir gün olmaz. Yani beş çaylarımızda. Evet. Şu gördüklerimizin bir kısmı aslında onun için. Tabii ki revanemiz, bohçamız. Katmerimiz. Katmeri hazırlamıştık gözlemeniz. Az önce. Şu vakte kadar dayanabildim yani onları tadmak için. Malay hazır, manda yoğurdumuz hazır. Üzerindeki kaymak görünüyor. Bunu birkaç kere hatta katman katman arttırabiliriz istersek. Evet. Öyle arttırılabiliyor, öyle bir özelliği var yoğurdun. Evet. Bu nedir? Domates sosundan. Kendi domatesimiz. Ev domatesinden sos. Tavuk hazır, ağabeyime çok teşekkür ediyorum. Teneke tavuğumuz. Bunlar kim sarmış böyle ya? Serçe parmağından ufak olmuş. Neyi denesek acaba şimdi? Manda yoğurdundan başlayalım. Manda doğru. Aslında manda yoğurduyla başlamak lazım. Şuradan hemen bir kaşık alıp denemek istiyorum. Damağınızda bıraktığı aroma inanılmaz. Tam benim istediğim gibi hafif bir mayoşluk da var. Çok güzel. Şuradan bir tane katmer de denemek istiyorum, izniniz olursa. Manda tereyağı var arasında. Bir çatal da teneke tavuğumuzdan alalım buradan. Farklı bir tadı oluyor. Tenekede pişen tavuğu mutlaka denemenizi isterim. Yani hiç bu usulle yemediyseniz henüz tavuğu tam olarak tatmamış olabilirsiniz. Benden söylemesi. Bayılacaksınız bu usulle. Bu hazırlıklar için çok teşekkür ediyorum. Aferin. Sizlere ellerinize sağlık. Aferin. Tüm köyümüze, tüm mahallemize, Çay Cuma'ya, Zonguldak'a teşekkür ediyorum. Efendim geldik yine bir bölümün daha sonuna. Benim için Zonguldak farklı bir anlam ifade ediyor. Benim nüfus cüzdanımda doğum yeri Zonguldak yazıyor efendim. Yani doğduğum topraktayım. Ziyadesiyle heyecanlıyım. Zonguldak'ı çok seviyorum. Kalbimde ayrı bir yeri vardır.
Efendim tüm Zonguldak halkına çok teşekkür ediyoruz. Sizleri de bekliyoruz. Haftaya tekrar farklı bir ilimizde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Ben artık malayı tadabilirim.